Evet arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da bir başka menekşemizle birlikteyiz. Size bu menekşelerin yapılışını göstereceğim. Çok basit. Çok kolay. Evet. Bir sihirli halka ile başlayalım. Şu şekilde. Bir zincir çektim. 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Küçülttüm biraz. 4 ve 5. Evet, tekrar küçülttüm. İyice sıkıştırdığımız zaman şu sondaki ilmeğe çok zor batıyoruz. Evet. Halkayı küçülttükten sonra battım. Dolamadan battım ve burayı kaydırma tekniğiyle sıkıştırdım. Bir zincir çektim. Halkamızı sıkıştırıyorum sonra. Hemen şuradan ipimizi çekiyorum aşağıya. Arka tarafa. Pembe ipimi aldım. Hemen şuradan sık iğnelerin başlarından bir tanesini batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Hemen yanına battım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hemen yanına sık iğnemizin başına battım. 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Bu şekilde halkamız oluşacak. Tekrar hemen yanına. Aralarda hiç boşluk kalmayacak şekilde battım. Ve diğer halkamıza geçtim. Battım bir sıkı iğne ile burayı bağladım. Arkadaşlar benim tığım 2,5 numara. İpim de ince. Evde olan iplerimden yapıyorum. Siz istediğiniz gibi kalın iplerinize kalın tığla yapabilirsiniz. Ben bu tığı kullanıyorum sürekli elim alışkın olduğu için. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan birincisini yarım sıkı yarım trabzan bakın şöyle ipimi doladım battım üçünü de birlikte çektim. Bu yarım trabzan. Çakma sıkı iğne de dediğimiz tekniğimiz bu. Trabzan tekniği. Şimdi ikili trabzan bir tane. Beş tane üçlü trabzan yapacağım. Bir. İki. 3 4 5 5 tane de üçlü trabzan yaptım.
Şimdi ikili trabzan yapıyorum bir tane ve yarım trabzan ipimi doladım ve evet bu şekilde yarım trabzanda yaprağımızı kapattım. Evet, direkt yana geçiyoruz. Bir sık iğne ile direkt yana geçtim. İpimi doladım. Bir yarım trabzan yaptım. Bir ikili trabzan yaptım. Ve 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar, bu pembe ile yapraklarımı yaptım. Bir yaprağım 9 trabzandan oluşuyor. Birincisi sık iğne ile battık. Sık iğneyi saymıyoruz. Bir tane yarım trabzan, bir tane ikili trabzan, 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve 5 tane üçlü trabzandan sonra bir ikili trabzan, bir yarım trabzan ve bitirdik burayı. Evet, şimdi kesmeyecektik. Ben burada bir yanlışlık yaptım. Artık şuradan bağlarım. Tekrar bir an dalgınlığıma geldi. Şu aradaki sıkı iğneden batıp ipimizi buraya tutturdum. Ve bu pembelerimizi yaptığımız şekilde aynı şekil bir tane sık iğne ile başladım. İpimi dolayıp hepsini bir seferde çektim. Yarım trabzan, ikili trabzan ve 5 tane üçlü trabzan. Evet, şimdi bir tane ikili trabzan ve bir tane de yarım trabzan yaparak bu yaprağımızı kapattım ve bir diğerine geçiyorum. Aynı işlemi orada da yapacağım. Evet, mor rengimizi de yaptım. Hemen şuraya batıp bunu kapatacağım. Evet, pembemi tekrar alıyorum. Siz koparmayın. Burada ben dalgınlığıma geldi. Kopardım. Koparmadan burada bırakmam gerekiyordu. Evet, hemen şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine battım. Hepsine tek tek
sık iğne yapıyorum. Şu en tepesinde bir tanesine çift batıyorum. Aynı göze, bakın aynı göze tek bir tane çift battım. Diğerlerine tek tek sık iğne. Evet, şuraya da battım. Ve tam şu ortadaki boşluğa da batıyorum. Bir diğerine geçtim. Şurada bir tane çift battım. Şu sık iğne çok büzülmesin. Yaprak içe doğru çok kıvrılmasın. Yani bu sebeple. Hemen şuraya da yapıp şu alttaki şu boşluğa batıp bitirdik. Hemen arkaya çekelim ipimizi. Şunu da çekiyorum. Evet. Bu menekşemiz de hazır. Şu açık lila, şu koyu lila ve pembemiz evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.